İbrahim Karagül, bütün namussuzlar bir araya getirilmiş. İnsanı çıldırtacak vahim ilişkiler, gizli bir ağ, karanlık bir ortaklık. ABD'de Türkiye'de demokrasi projesi altında yeni bir darbe koalisyonu, örgütü, oluşumu hazırlanmış. Yeni bir Erdoğan karşıtı cephe kurulmuş. Yeni bir demokrasi ve insan hakları emperyalizm masası Türkiye'ye müdahale ekibi oluşturulmuş. 15 Temmuz'da yapamadıkları işleri tamamlamak için yürütülen hazırlıklardan bir tanesi daha devreye alınmış. Darbe, dış müdahale, iç savaş, etnik ve mezhep çatışmaları dahil her türlü pisliğin servis edileceği bir karargah daha faaliyete geçirilmiş. Kirli, kanlı, utanç verici imzaların sahipleri bunlar. Dünyanın en önemli jeopolitik güçlerinden biri olarak tanımlanan Türkiye'nin Türkiye'ye bırakılmaması gerektiğine yönelik vesayetçi Amerikan müdahaleciliği için bütün kaybedenler, Türkiye karşısında yenilgi üstüne yenilgi tadanlar bir araya toplanmış, Türk demokrasi projesi adı altında bir girişim başlatılmış. Biz bu yapıları biliriz. 1990'lardan bu yana onlarca böyle oluşum hazırlandı. İçeride ortaklarıyla birlikte Türkiye ve bölgede insanlık adına utanç verici işlere imza atıldı. Bu yapılar üzerinden demokrasi, özgürlükler, güvenlik, İslamcı terör gibi son 30 yılda kullanılan bütün kavramların arkasına gizlenmiş çok kirli operasyonlar servis edildi. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a FETÖ, ABD İsrail, aşırı sağı, PKK ortaklığı, teröristsiniz. Türkiye Demokrasi Projesi adı altına bir araya gelenlerin tamamı 28 Şubat'ın failleri, 17-25 Aralık müdahalesinin failleri, 15 Temmuz saldırısının failleri, küresel İslam'la savaş projesinin failleri, Türkiye içinde ve yakın çevresindeki terör saldırılarının failleri, Fırat Kalkanı ve sonrası operasyonlarda Türkiye'ye yönelik saldırıların failleri, İstanbul ve Ankara sokaklarında bombalar patlatarak yapılan sivil katliamların failleri listenin tamamını yazsak, son 30 yılın bütün kirli ve kanlı hesapları ortaya saçılır. Kuruluşun internet sitesine baktığınızda dikkat çeken ilk şey, FETÖ, Neokonlar, İsrail aşırı sağı, PKK ortaklığını görüyorsunuz. Bu görünen tarafı. Bir de içerideki ortakları var. Muhalefet partileri var. Sermaye çevreleri var. Kara para aklayıp bu paralarla Türkiye'de darbe ve iç operasyonlar fonlayan terör finansmanı sağlayanlar var. İnsanı çıldırtacak vahim ilişkiler. Gizli bir ağ, karanlık bir ortaklık. Kurucu isimlere, ekipte yer alanlara bakınca şunu görüyorsunuz. Irak'ta 1 milyon kişiyi öldürenlerle, 15 Temmuz'da Türkiye'yi kana bulayanlar. Afganistan'ı mahvedenlerle PKK'ya binlerce tır dolusu silah sevk edenler, Ebu Gureyb ve Bağram'da işkence merkezleri yönetenlerle 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin güney sınırından asker çekip ülkeyi savunmasız bırakanlar, Marmaris'te Erdoğan'a suikast düzenleyenlerle içeride siyasi parti terör ortaklığı cephesi kuranlar bir arada. Bu yapının hazırlığın tek ortağı FETÖ ve PKK mı sanıyorsunuz? İnsanı çıldırtacak vahim ilişkiler keşfediyorsunuz. Türkiye için tanımlanmış düşmanların yanında gizli ortaklıkları içeriden yürütülen savaşı öğreniyorsunuz. Siyasetten medyaya, sermayeden sivil toplum örgütlerine uzanan gizli bir ağı, karanlık bir ortaklığı keşfediyorsunuz. Namussuzlar topluluğu, bir utanmazlar ittifakı, bir eli kanlılar cephesi. Bir namussuzlar topluluğu, bir utanmazlar ittifakı, bir eli kanlılar cephesi. Türkiye'ye ayar vermeye, bizi hizaya sokmaya, güçleri yeterse tasfiye etmeye ayarlı yeni bir savaş başlatmış. Dünyanın en kirli ve kanlı isimlerinden zihinsel özürlü, hasta ruhlu John Bolton ismini orada görünce her şey o an berraklaşıyor zaten. Adam Türkiye için alarm sinyalleri veriyor. Erdoğan'ı devirme çağrıları yapıyor. Bir başkası Türkiye'yi hizaya sokmak görevimiz havalarına girmiş. George Bush'un kardeşi Jeb Bush'tan FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir'e. ABD'deki aşırı sağ Yahudi kuruluşların temsilcilerine kadar bütün Türkiye düşmanları toplanmış. Bir de bunun görünmeyen ortakları var. Bir de bunun Dubai'deki ortakları var. Erdoğan'a hedef alan yeni bir saldırı planı. Türkiye ile ilgili suçlamalara bakıyorsunuz. Karabağ'da Türkiye Azerbaycan'a destek verdi ve Ermeniler ayrımcılığa uğradı gibi saçmalıklardan alında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'e verdiği desteğin antisemitik olduğuna dair hezyanlara kadar kuruluşun bütün metinleri Türkiye'ye yönelik kin, nefret cümlelerinden oluşuyor. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki bütün FETÖ yaygaraları, PKK tezleri, Neokon tezleri, İsrail aşırı sağı tezleri hepsi burada. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınıyor. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devir, Türkiye'yi durdur hedefine kitlenmişler. Otoriterlik, demokrasiden uzaklaşma, batıyla araya mesafe koyma gibi bütün çirkinliklere örtü olan kavramların arkasına gizlenip Erdoğan'a yönelik yeni bir saldırı planı için harekete geçmişler. Ne o? Yeni bir ABD NATO müdahalesi mi tertip ediliyor? Bu kavramlarla 30 yıldır coğrafyamızda ülkeleri ve şehirleri harabeye çevirenler, milyonları katledenler, bütün değer ve kimliklerimizi aşağılayanlar, 21. yüzyıl haçlı saldırısını organize edenler yeniden harekete geçmiş. Demokrasi adı altında Türkiye'yi yeniden ABD eksenine hapsetme, şu anki yönetimi devirme, son yıllarda atılan büyük jeopolitik adımları sıfırlama Buna karşı duranları cezalandırma, ABD'yi bu yönde harekete geçirme, gerekirse yeni bir ABD NATO müdahalesi tertip etme, yine gerekirse Türkiye'ye demokrasi adı altında bir dış müdahale yapılmasını sağlama gibi cahilce, aptalca, çaresizce, alçakça bir kampanya başlatılmış. Gelin Erdoğan'ı devirelim, Türkiye'yi içeride boğalım. Türkiye'nin bütün vatan hainlerini orada toplamışlar. Türkiye ile ilgili eski ve yeni bütün kirli hesapları toplamışlar. ABD'de, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Türkiye'deki bütün Türkiye düşmanlarına çağrılar yapıyorlar. Gelin Erdoğan'ı devirelim, gelin Türkiye'yi kontrol altına alalım, gelin Türkiye'yi durdurup dağıtalım, gelin bu ülkeyi Akdeniz'den, Suriye ve Irak'tan, Libya'dan, Karabağ'dan, Ege'den uzaklaştıralım, içeride hapsedip boğalım mesajları yayıyorlar. Buradan hiçbir şey çıkmayacak hiçbir şeyi başaramayacaklar. Son beş yılda yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar. Yine yenilecekler. Yine rezil olacaklar. Bu kadar önemsememizin gerekçesi onları ciddiye almamız değil. Bu hazırlık bize daha vahim bir şeyi işaret ediyor. Bu yapı CHP ile mi çalışıyor? Kılıçdaroğlu'na liste verdi mi? Aradaki bağı kimler sağlıyor? Sadece soru soruyorum ve cevap arıyorum. Bu çalışmaların CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir işbirliği var mı ya da başka siyasi partilerle iş tutuyorlar mı? HDP, PKK ve FETÖ zaten işin içinde biliyoruz ama siyasi partilerle ilişkiler konusu çok başka bir anlam ifade ediyor. Bütün mücadelelerini ABD ve Avrupa'dan destek alıp Erdoğan'ı devirmek olan bu nefret yüzünden Türkiye karşıtı bir siyasi duruşa savrulan, Türkiye'nin karşısında duran herkesle işbirliği yapabilen bu siyasi çevrelerle Söz konusu oluşumlar arasındaki bağlantıları kimler sağlıyor? Dışarıdan ve içeriden yeni bir saldırı hazırlığı mı bunlar? Hazırlan. 6 ay içinde iktidardayız diyenlere, size bu sözü kimler verdi diye soramayacak mıyız? İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'a destek veren şirketlerin parasını ödemeyeceğiz. Projeyi durduracağız diyen Kılıçdaroğlu'na nasıl bir liste verildi ve bu listeyi kim hazırladı? Bunu merak edemeyecek, öğrenemeyecek miyiz? Bu operasyonu kim fonlayacaktı? para ve ilişki trafiğinde kimler var? Evet, Türkiye Demokrasi Projesi adı altında bütün eli kanlılar toplanmış. Burayı anladık. Onların kim olduklarını, ne yapmak istediklerini biliyoruz. Ama içeride bunlarla iş tutanları, ABD ve Avrupa'dan gönderilen sinyallerle hareket edenleri daha çok merak ediyoruz. Bu alan aydınlatılmalı. Bu operasyonları finanse etmek için yürütülen para trafiği aydınlatılmalı. Sezgin Baran Korkmaz meselesi sadece gazetecilerle ilgili bir mesele mi? Türkiye'de nasıl bir operasyon fonlanıyordu ve Korkmaz'ın içerideki asıl para ve ilişki trafiğini kimler yönetiyordu? Daha çok soru var. Can alıcı sorularımız var. 2023'e kadar bir imha planı var. Bu ülkenin çocukları sizi yenecek. Güçleri bir daha asla yetmeyecek ama bu oluşum ve benzerleri bir amaç için yeni bir rüzgar ekiyorlar darbe ve müdahale için yeni bir psikolojik operasyon yürütüyorlar. Türkiye için 2023'e kadar uygulamaya geçirilecek bir imha planı hazırlıyorlar. Sizi yeneceğiz. Bu ülkenin vatanseverleri, Anadolu'nun çocukları sizi bir kez daha yenecek. Tarih ve coğrafya dönüşü diyoruz sürekli. Bunlar henüz bunu anlamamışlar ama anlayacaklar. ABD'deki kanlı oluşumlar da içerideki ortakları da anlayacak.